genelde ülkemiz özellikle Burdur eğitimine katkı sunmak. Milli eğitimin temel amaçları doğrultusunda eğitime yeni yaklaşımlar sunmak. Sosyal anlamda iyi insan yetiştirmek. Bu anlamda eğitim anlayışımız kısaca özetlersek şöyle. 1. Öğrenciyi iyi tanımak. 2. İyi tanıdığımız öğrenciyi doğru eğitmek. 3. Doğru eğitirsek öğrenmeyi kolaylaştırmak. Biz Arken Eğitim Kurumu olarak bunları başarmak için Ankara'dan ve İstanbul'dan eğitim planlayan kurumlar ile beraber çalışıyoruz. Şu anda aramızda Ankara'dan Kariyer Türk İnsan Kaynakları Eğitim Danışmanlık'tan Adem Yerer ve İstanbul'dan eğitimci Ayhan Korkmaz arkadaşımız var. Değerli basın mensupları, sözlerimi son verirken sizlere tekrar hoş geldiniz diyor, sözü Adem Yeler Bey'e veriyor. Bir ülkenin veya bir işletmenin en önemli değeri insan kaynaklarıdır. İnsanı eğer tanırsanız, insanı anlayabiliyorsanız, bir mühendislik marifetiyle ve insan kaynakları marifetiyle anlayabiliyorsanız, insanı üretken yaparsınız. İnsanı atlıyorsanız, insanı tanımadan yaptığınız her şey emek kaybı, zaman kaybı, enerji kaybı ve finans kaybı ve en önemlisi kişilik kaybına yol açar. Dolayısıyla biz okulumuzda önce eğitim başlamadan öğrencilerimizi kişilik analizleri yapmak, onları bir mühendislik marifetiyle tanımak, onların tüm yeteneklerini, zihinsel, fiziksel, sosyal, sanatsal yeteneklerini fark edip bütün eğitimi ve kariyer planlamasını buna göre yapmayı hedefliyoruz. Bu çalışmalarımızı başlattık. Bu çalışma yapıldığında aynı zamanda burada biz yönetim danışmanı da yapıyoruz. Yani sistemi de buna göre organize ediyoruz. Eğitim sistemi de buna göre kurduruyoruz. Kişilik analizleriyle beraber bu üçünü senkronizasyon yapıyoruz. Yani sadece kişilik analizi yapmak da yetmez. Yani aynı zamanda yönetim sistemini buna göre kurgulamanız gerekiyor. Eğitim sistemini desteklemeniz gerekiyor. Öğretmen eğitimlerini bu uzmanlıklarla, bu verilerle desteklemeniz gerekiyor. 3 gündür öğretmen eğitimleri yapıyoruz. Ve bu desteklerle, bu uzmanlıkları veliyle de paylaşıyoruz. Ve eğitim öğretim daha başlamadan öğrenciyle biz eğitim ve kariyer noktasındaki tüm planlamalarda mutabık kalıyor. Bu mutabakattan sonra biz sistem olarak da yol haritasına, sürece hep beraberce öğretmenlerle, eğitim kurumuyla, öğrenciyle ve oluşturduğumuz doğru ortam ve iklimlendirmeyle hedefimize gidiyoruz. Yani biz önce öğrenci diyoruz, önce öğretmen, önce eğitim diyoruz. Bize düştü. Dolaşıyorum, birilerine anlatıyorum. İnsanlarla sohbet ediyorum. Şunu öğrendik ki öğretmeni değerli kılmadan eğitimi nitelikli kılamazsınız. Çünkü merkezinde öğretmen var. Özel okul kurucularının özellikle okulculuktan gelen insanlar olması, yani eğitim eğitimciler yapması felsefesine uygun olması itibariyle hocamların yaptığı işi tekrar tebrik ediyorum. Her işin bir alanı var ama Türkiye'de bu alanda sıkıntı var maalesef. Kastım şudur, bir özel okul kurmak için sizin alan bilginiz, alan yeterliliğiniz olması kanunen gerekmiyor. Gönlen gerekiyor. Kanunen gerekmediği için de bu alan bize sıkıntılar doğurabiliyor. Hakeza yine aynı şekilde siz banka açarken teminat mevzusu, noter açarken nüfus yoğunluğu, eczane açarken bölgedeki metrekare ölçersiniz. Ama okulculukta uygun binayı bulmuşsanız ve de paranız varsa açarsınız. Ama eğitimcinin açtığı, eğitimcinin dokunduğu, öğretmenin dokunduğu her yer farklıdır. Biz öğretmen dokunmalı diyoruz. Ben bugün burada olma sebebim öğretmen olan, kurucuların öğretmen olduğu bir okul olmasa bile dostlukları sevmem itibariyle gelip
görmek, onlarla sohbet etmek, elimden geldiğince de şeyler söylemek istedim. İyi ki yapmışlar. Burdur hakikaten yıllardır takibimizde olup da ön sıralarda olan, sınavlardaki başarılarıyla, etkinlikleriyle, faaliyetleriyle ön sırada olan bir yer. Ancak okulculukta dönüşümü iyi okumak lazım. Artık dünyanın geleceği de sınav eksenli değil, üretim eksenli bir dünyaya dönüyor. Farklılıklarla, yeteneklerle doldurmak istiyorlar. Size tavsiyem, buradan da söyleyeyim, kurumun sözü olsun, farklı öğretmenlerle, aykırı öğretmenlerle. Öğrencinin de şekli var. Dışarıdan bakanlar daha çok okur. Bu anlamda dışarıdan hizmet alıp da profesyonel gelişimde tekrar eğitim adına ben teşekkür ediyorum. İnşallah 2023-2022'de Anadolu Lisesi olmak üzere 382 potansiyelli bir okul.